Şahsı adına ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Şık. Teşekkürler. Herkese merhaba. Bu kürsüde yaptığım konuşmaların neredeyse tamamı yargıyı merkeze alarak hukuk ve dolayısıyla adaletle ilgiliydi. Bugün de doğal olarak öyle olacak. Çünkü yargı mekanizması Türkiye'deki sorunların tamamını üreten, çoğaltan, sürdüren, yerleşikleştiren ve maalesef kurumsallaştıran verimli bir kaynak. Elbette sadece iktidarınız dönemiyle ilgili de değil bu sorun. Çünkü siyasal karakteristiği ne olursa olsun iktidarlar kendilerini hukukla sınırlandırmak istemez. Bu nedenle tekil örnekleri bir kenara bırakırsak Türkiye'de halkı iktidarlara, yurttaşı devlete karşı koruyan bir yargı hiçbir zaman var olmadı. Ancak geçmişten günümüze her iktidar döneminde yargının adaleti tesis etmekten uzak olması ve hukukun garantisi olmaması bugünün hukuksuzluklarını temize çekecek ve normalleştirecek bir gerekçe olamaz. Yargının en pespaye dönemini yaşıyor olması nedeniyle Türkiye'nin herhangi bir hukuk normuyla ilgisinin kalmaması ise tamamıyla sizin eseriniz. Çünkü hukuku nefretinin aracı haline getirerek yargı eliyle intikam almaya çalışan bir dikta yöntemiyle adliyeler adaleti yutan kara deliklere dönüşmüş durumda. Yaşanılan hukuk katliamlarının her biri Türkiye yargısında hukukun üstünlüğü ilkelerini ve haysiyetlerini, menfaatlerine çiğnetenlerin çoğunlukta olduğunu bize gösteriyor. Ancak bilmelisiniz ki evrensel hukuk normlarını ayaklar altına alan olağanüstü yetkilerle donatılmış bir yargıdaki böyle bir çoğunluk, çıkarları için bu gücü kendilerine bahşeden sizler de dahil hiç kimsenin hukuki güvenceye sahip olmadığı anlamına gelir. İktidardaki gücün keyfi kararlar alabilmesi ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuki düzene tiranlık ya da istibdat rejimi deniyor. Kanunların yaptırım gücünü yitirdiği, işlevsizleştiği böyle rejimlerde gücü elinde tutan canının istediği gibi karar verip bunu uygulatabilir. Bizatihi kanunların kendisi güç sahibine keyfi yönetim olanağı sağlayabilir. Ya da yürürlükteki kanun ve kuralları da çiğneyerek kararlar alan tiran bunu uygulatabilir ve buna karşı herhangi bir engelleyici güç de olamaz. Şimdi yine aksini iddia edeceksiniz ama memleketin mevcut halinin özeti budur. Çünkü sayılan bu koşullar kişiye, olaya ve zamana göre tekil ya da hepsi birden farklı alanlarda ve kimi zaman kanuni kılıflarla karşımıza çıkabiliyor ve kanuni olan hukuki olduğu anlamını taşımaz. Bu yüzden hukuksuzluk ve keyfi cezalandırma istibdat rejiminin en önemli niteliğidir. Temel hak ve özgürlükleri yok ederek ele geçirdiğiniz, kontrol altına aldığınız, her alanı daha da genişletip vesayetinizi her yere yaymaya çalışıyorsunuz. Sizden olmayanı hizaya getirmeye çalışarak toplumun geri kalanına nizam verme gayretindesiniz. Size biat etmemekte direnen, gücünü hukuktan alan baroları kuşatma altına alarak bir karikatüre dönüşmüş olan dikta yargısının halini gizlemek istiyorsunuz. İşgal ettiğin iş... Bir sesini kes ya. Ne kadar çenesiz bir adam mısın ya? Biraz terbiyeni takın, olur mu? Saygı sınırını aşma. İnşa ettiğiniz yargının mevcut halinin özetini de asırlar öncesinden tarih bize anlatıyor. Hukukçular bilir. Sayın Başkan, müdahale edecek misiniz? Beyler, Sayın Milletvekilini dinleyelim. Sonra cevap hakkı. Buyurun, buyurun Sayın. Buyurun Sayın, buyurun. Az kaldı. Az kaldı. Yok, ben sen değilim. Ben sen değilim. Sen bir otur yerine. Haddini bil, yoksa bileceksin. İnan bana. Haddini bil. Sayın Başkan, bunu durdurdu. Haddini bilecek. Tabii ki, tabii ki. Şu sizi öfkelendiren anketler var ya, gerçekleştiğinde, onunla yüzleştiğinde ben sizin halinizi göreceğim. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Bakma bunların ne dediklerine. Şey mi? Önergeler mi? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 109. birleşiminin 6. oturumunu açıyorum. 222 sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Teklifin 1. bölümü üzerinde şahıslar adına Ahmet Şık'ın konuşması evet yarım kalmıştı. Sayın Şık, konuşmasına kaldığınız yerden devam edeceğiz. Buyurun Sayın Şık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hukukçular bilir. Engizisyon çağında Almanya'nın Westfalen bölgesinde ortaya çıkan yargılama pratiğine Fehm ya da Vehm mahkemeleri denir. Sadece politik düşmanların tespit edilip ortadan kaldırılması işlevi gören bu mahkemelerin dayandığı herhangi bir yasal yetki yoktur. Kutsal Roma Germen hükümdarından aldıkları yetkiyle çalıştıklarını savunan bu mahkemelerin gizlice toplanarak karar alan yargıçları ise dönemin yerli ve milli tanımına uygun olarak sadece iktidarın iyi vatandaş dediği ve safkan Almanlardan seçilirdi. Hakim güce, iktidara, sisteme muhalif olanları düşman adı altında cezalandıran bu mahkemelerde sanıklar bulunmazdı. İdam dışında herhangi bir ceza hükmü olmayan mahkemenin yokluğunda idam cezası verdiği kişi evinin kapısına asılan kararı gördüğünde sıranın kendisine geldiğini anlardı. Siyasi muhaliflerin susturulması anlamında hukuk dışı dava ve kararlar için Fehm cinayetleri denilmesi de bundandır. İstibdadın mutlaklaştığının en önemli kanıtı olan yargının keyfi bir yönetimin doğrudan uzantısı haline gelmesi, zulmün sopasına dönüştürülmesi, savunmanın suç haline getirilmesi bile size yetmiyor. Rehber edindiği tarihsel geçmişin kötülüklerini Türkiye'de yargı mekanizmasının politik karakter yapısı haline getiren istibdat rejiminin sahibi, yargının hukuk normlarına bağlı kalan tek bileşeni olan barolar yerine Fehm baroları kurmak istiyor. Ama bilmelisiniz ki avukatlık mesleğinin hamurunda insan hakları vardır. Yok etmeye çalıştığınız özgürlük ve bağımsızlık vardır. Bu yüzden direniyor avukatlar. Yurttaşın savunma hakkı için direniyorlar. Nefreti ve kini, varlığının sınırlarını belirleyen ve sadakati buradan ölçenlere inat, insan olma haysiyetleri zedelenmesin diye direniyorlar. Bu yapılacak düzenlemeden doğan tartışmada Metin Feyzoğlu adıyla karşımıza çıkan örnekte görüldüğü gibi güçlü olanın değil, haklı olanın yanında duruyor avukatlar. Birileri gibi güçlü olana söylemeye cesaret edemeyeceği sözleri güçlünün hedefindeki haklıya söylemeye tercih etmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki güçlü ile haklı arasındaki kavgada tercihini güçlüden yana kullananların en çok duyduğu sözcüktür haysiyet. Ve seçtiğiniz taraf ve güç sahibiyle kurduğunuz ilişki sizi haysiyet sahibi yapmaz. Son olarak anımsatmakta fayda var. İktidarı yitirdiğinde çok ağır bir hesap vermek zorunda olacağını bilen ve sınırsız güce sahip olduğunda hesap veremeyeceğini düşünenler bilsin ki kendilerinin hukuki güvencesi de bugünün hukuksuzluklarına karşı çıkan avukatlar, barolar ve demokrasiye inananlar olacak. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Turan. Buyurun söyleyin. Buyurun, açıldı, buyurun. Her zaman olduğu gibi. Çünkü sadece kendi seslerini duymak isteyen bir iktidar pratiği var. Eleştirilerim ağır olabilir. Siz buna saygı göstermek zorundasınız. Bir dakika, bir bitireyim lütfen yani. Burada en çok konuşma hakkına sahip olan bir çoğunluğa sahip olduğunuz gibi grup başkan vekili olarak da İstediğiniz zaman söz üretebiliyorsunuz. Ama bu da yetmiyor. Bülent Bey oradan cır cır cır. Tamam mı? Yani bakın. İşte bakın söylemeye çalış. Tamam, bir dakika. Bir dakika, kendisini ifade etsin. Buyurun. Bakın. Bir dakika. Bakın, buyurun devam edin. Bakın söylemeye çalıştığım şey bu. Ben sizler gibi profesyonel siyasetçi değilim. Olmamaya da kararlıyım. Tamam. Sadece sizi kastetmiyorum. Sadece sizi... Buyurun. Sayın Turan buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Önemli bir kanun görüşüyoruz. Usul ekonomisi gereği, kamu menfaati gereği, belki de sokakta bir tartışmada duyduğumuzda çok ağır cevap vereceğimiz ifadeleri burada duyduğumuzda sabretmeyi bir kamu görevi haline getirdik. Alttanlıyoruz, idareye alıyoruz, sabrediyoruz. Sabahtan beri hem CHP'li arkadaşlardan hem HDP'li vekillerden çok sayıda ağır itham duyduk. Kanunla ilgili neler söylediler? Hazırlanma usulüyle ilgili neler söylediler? Fakat en ağır eleştirilere tahammül ettik, cevap vermedik, yeri geldi ağzımızı açmadık. Ama eleştiriye sabretmek başka, terbiyesizliğe sabır başka. Eleştiriye sabretmek başka, ağır dile, hakaret dile sabretmek başka. Ben sabahtan beri bir daha diyorum, sayıyı unutmam ama onlarca CHP'li ve HDP'li vekilin konuşmasında hak etmediğimiz saray vekili dediler, ne bileyim işte bunu talimatla dediler, neler söylediler. Hepsine sabrederek sadece kendi... Buyurun devam edin. Sadece kendi konuşmacılarımızın süresinde cevap vermeye çalıştık. Bunu da kamuoyu da sizler takdir edersiniz. Alttan aldığımızı, idare ettiğimizi, sabrettiğimizi vesaire. Fakat bir daha söylüyorum. Konuşmacı daha önce de yaptığı gibi. Kendi konuşması değil asla. Eline verilen bir metni kafasını kaldırmadan bir talimatla okuduğu hakaret metnini ben de burada özellikle Sayın Genel Başkanımıza ısrarla ve tekraren tiran demesini hadi oradan diye cevap verdim. Bu hadi oradan tarzı cevaplar zaman zaman biz onları yapıyoruz. Ama hadi oradandan sonraki o sokak dilinden de aşağı olan dili o kürsüden söylemesi kabul edilebilir değil. Sayın Başkan, beni grup başkan vekilleri arkadaki görüşmemizde yine kanunun mehabeti hızlı olması işte önemli olmasından yola çıkarak dediler ki özür dileyecek kürsüden biz de konuyu kapatacağız dedik. Ancak diledik ki bırakın özür dilemeyi. Ben sizin gibi, burada sizden kastı herhalde sırf AK Parti değildir. Tüm milletvekilleri içindir. Sizin gibi profesyonel siyasetçi değilim tarzı ne idüğü belirsiz ifadelerle aynı hakaretler devam etti. Keşke olmasa... Bir dakika. Buyurun sen. Altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar az sabrediyoruz. Altını çiziyorum. Eleştiriye sabretmek iktidarların görevidir. Bunda beis yok. Ama hakarete, küfre, bu tarz dile isyanımız var. Dolayısıyla hem bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevseniz de sevmeseniz de 20 yıldan beri her derdinde, her sorunda millete başvurmuş, demokrasiyi değerlendirmiş Genel Başkanımıza tiran gibi saçma sapan bir iddiada bulunmak. Hem de bir vekile kim olursa olsun o ağır ifadelerde bulunmak hem kaba ve yaralayıcı ifadeler bağlamında %60'a göre kınamayı hem de meclisten geçici çıkartmayı gerektiren iki tane farklı madde var. Ben bu iki maddenin uygulanmasını, özür dilemediğinden dolayı uygulanmasını zat halini takdir ediyorum Sayın Başkanım. Dakikada konuşma hakkı var. Ahmet Şık. Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın az önce oturumda sarf etmiş olduğu sözler ile İş Tüzüğü 161. maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamında Cumhurbaşkanı'na hakaret fiili işlemiş olduğundan meclisten geçici olarak çıkarma gerekmektedir. Bu nedenle İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a iş tüzüğün 160. maddesi uyarınca meclisten geçici olarak 2 birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif edeceğim. Sayın Şık'ın savunma yapabilir yahut başka bir milletvekili savunma hakkını kullanabilir. Sayın Şık savunma yapacak mı? Yapmıyor. Bir dakika. Yaptırabilir. 10 dakika yaptırabilir. Bir dakika.